Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Daha önce hükmünü bilmediği için başka bir çocuğu evlatlık alan Müslüman ne yapmalıdır deniyor. Dinimizde başkasının doğurduğu çocuğu evlatlık almak yoktur. Kur'an'ımız bunu yasaklamıştır. Şeriatımızda böyle bir örnek yoktur. Gerek ailenin çocuğa ihtiyacı olması veya çocuğun sokakta kaldı, dışarıda kaldı, kafirlerine düşecek gibi bir sebeple muhtaç olması, hangi sebep olursa olsun evlatlık almak, eve onu çocuk gibi ilave etmek, yani biyolojik bağlantısı olmayan bir çocuğun veya süt bağlantısı olmayan bir çocuğun evlatlık alınması yoktur. Bir Müslüman bilmeden bir evlatlık aldı, senelerce onu büyüttüyse, şimdi de bu hatadan dönmek istiyorsa yapacağı şudur. 1- Bu bir hatadır, günahtır, bundan tövbe edecek. 2- Çocuğun özellikle annesini, babasını arayacak, bulacak. Bulamazsa, böyle bir imkan yoksa, öldü gitti, akrabaları kaybolduysa çocuğun, o zaman çocuk evlat gibi değil, iyilik yapılan, çok güzel davranılan bir misafir gibi evde tutulacak. Özellikle miras hükmü o evlat için geçerli değildir. Yani ölünce mal o çocuğa kalmaz. Sağlığında çocuğa iyilik yapılır, daire verilir, bakılır, ayrı bir mesele. Ama edinilmiş evlat olmaz, doğurulmuş evlat olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.